Merhaba, Oğuk Eren Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hakan Ekici ölümünün Bluewell ile alakası olmadığından, tamamen oyun bağımlılığı sonucu böyle bir ölümün meydana geldiğinden bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Videoda bahsedeceklerim, bu vahşi Bluewell oyununu aklamak için değil, gerçekleri ortaya sermek için yapılmıştır. Videoya başlamadan önce yapılmasını istediğiniz konuları aşağıda çıkan Instagram hesabından bana yazarak ulaştırabilirsiniz. Videoyu beğenip, kanala hala abone değilsen abone olmayı ihmal etme. İstanbul Esenyurt'ta bilgisayarının başında ölü bulunan ve son olarak şiddet içeren Metin 2 adlı oyunu oynadığı öğrenilen 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin intihar ettiği belirlendi. Ailesi ısrarla cinayet olduğunu iddia etse de soruşturmada elde edilen ilk bulgular Metin 2 oyununu gösterdi. Adli Tıp Kurumu'nun ilk raporuna göre Hakan'ın ön otopsi raporundaki ilk bulgulara göre ölümü intihar, yapılan detaylı incelemede ise çocuğun vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı. İntihar nedeni ise boynuna doladığı elastik bandajın sıkılması sonucu nefessiz kalması. Ailesinin sargı bezi olarak belirttiği bezin yaralanmalarda kullanılan elastik bandaj olduğu da belirlendi. Ancak son günlerde bu cinayetin 130 kişiyi öldüren oyun olarak bildiğimiz Bluewell'den kaynaklı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Hatta Hakan'ın abisi Ersin'in 5 Haziran'da bu oyunu paylaştığını düşünebiliriz. Evet, şu anda da onun Facebook hesabı olduğu iddia edilen hesaptan bir paylaşım görüyoruz. Ancak o görselin üzerinde Bulgarca oynama yazdığı detayını birçok arkadaşımız kaçırmış ya da gündeme getirmek için böyle bir yalan ortaya sermiş durumda. Yani anlayacağınız, Bluewell oyununun bu arkadaşımızı intihara sürüklemesi bence imkansız. Evden çıkmayan bir arkadaşımızın Bluewell görevlerini yerine getirmesi de bir hayli zor. Bu oyunun bu arkadaşımızı öldürdüğü videoları ebeveynleri de bir hayli tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde bana Instagram'dan atılmış bir mesajda Hakan Ekinci'nin Bluewell'den öldüğü iddia edilen videoyu izleyen bir dostumuz "Çocuğum da çok oyun oynuyor. Acaba intihar eder mi? Bluewell oynuyor mudur?" sorularını sordu. Bu video insanımızı bir hayli tedirgin etmiş durumda. Metin 2 adlı oyunun intihar ettirmediği ve çok masum bir oyun olduğu iddialarına gelecek olursak Burhan S adlı arkadaşımızın yorumlarını dinleyelim. Bu oyuna başlarken 18 yaş sınırlamasının olduğu bir sözleşme mevcut. Ama kimlik istenmediğinden herkes oynuyor. Hırs yaptıran ve bağımlılık yaratan bir oyun. Oyunu oynayanlar karakteriyle özdeşleşiyor. Bu oyunu oynayanlardan benim adımı ve oyun karakterimi bilmeyen yoktur. Oyunun abisi de sayılabilirim. Hakan küçük yaşta olduğu için karakteri bir şekilde bağlanmış, hesabı kapatılmış, bu nedenle bunalıma girmiş olabilir. Oyun içerisindeki arkadaşlarına ulaşılırsa bir sonuç ortaya çıkabilir dedi. Bir sonraki sözlerinde ise benim oluşturduğum karakterler 70-80 bin lira. Bir ev veren de araba veren de olabiliyor. Böyle karakter oluşturup satanlar var. Geçen yıl Yozgat'ta görev yapan bir polis memuru bankadan 35 bin lira kredi çekerek karakter satın aldı. 2 ay sonra oyun içinde satım aldığı ortaya çıkınca oyunun Türkiye sorumlusu MG oyununu kapattı. Bu oyunda 200 bin TL'sini kaptıran da biliyorum dedi. 10 yıllık bir başka oyuncu ise 10 yılda 5-6 karakter yaptım. Her ay 500 lira yatırmaya başladım. Kredi kartıyla ödüyordum. Oyun karakterime ait malzemeler çalındı. Sonra diğer hesabımı da soydular. Bildirim yaptım. Şu an 50 bin liramı aldılar. Suç duyurusunda bulundum. Oyun tamamıyla psikolojiyi bozuyor. Eşim, oyun mu ben mi? Dedi. Ben oyunu tercih ettim ve yuvamı yıktım. Şimdi de karakterlerimi kapattılar. Diye konuştu. İşte Metin 2'nin intihara götürmediğini, Bluewell oyununun intihara götürdüğünü belirtenler, Metin 2'nin aslında nasıl bir batak olduğunu bu oyunun bağımlısı olan arkadaşlarımızın ettiği sözlerden anlamıştır sanırım. Yani kısacası bu oyun bağımlılık haline gelmesi size ciddi zararlar verebilir. Aynı Bluewell oyununun verdiği zararlar gibi. Ancak bu intiharın Bluewell ile hiçbir şekilde alakası yoktur. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.